plastik iç ve dış mekan mobilyalarıyla öne çıkan Savaş Plastiği ziyaret ettik. Birlikte izliyoruz. Merhaba sevgili izleyiciler, Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki durağımız ise İstanbul. İstanbul'da TÜYAP'ta İSMOB fuarındayız ve plastik sektörüne yönelik hizmet veren Savaş Plastiği'ye konuk oluyoruz ve yanımızda satış pazarlama müdürümüz Soner Başbay ile birlikteyiz. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim, sizler de iyisiniz. Sağ olun, biz de iyiyiz. Şu anda fuardayız. İSMOB fuarında, mobilya fuarındayız. Ve tabii ki en yeni ürünlerimiz var. Ürünlerimizle ilgili biraz bilgi alacağız ama öncelikle firmayı tanıyarak başlayalım. Ne dersiniz? Tabii ki. Firmamız Savaş Plastik, 1963 yılından beri sahnede olan bir firma. Ağırlıkta plastiğe yönelik üretim yapan ama son zamanlarda ahşap ve metalle beraber kaynaştırarak yapmış olduğumuz ürünlerle de ürün yelpazesini geliştiren, genişleten bir firma yapısına sahibiz. Evet, çok güzel tabii. Çok da güzel yeni yeni ürünlerimiz var ve tasarımlar tamamen sizlere ait, öyle değil mi? Ürünlerin büyük çoğunluğu kendi içimizde bulunan Arge grubu tarafından tasarlanan, düşünülen, planlanan, zamana yayılarak gerçekleştirilen ürün grupları. Tabii bunun yanı sıra piyasa koşullarında istenilen tarzda gruplarda olduğu zaman da bunlara yönelik de çalışmalar yaparak bir ortak bir aranjman haline getirerek piyasanın takdirine sunuyoruz. Peki bu yıl modellerde neler var? Biraz bahsedelim. Tabii ki her geçen süreç içerisinde ürünlerimizin içerisinde yeni ürünler katma zorunluluğu zaten bu piyasa koşullarında mecbur olmak zorunda. Kendimizi sürekli her sezon yeniliyoruz. Bu yıl biraz daha transparan tarzdaki, polikarbon tarzı dediğimiz ürünlerle ilgili birkaç modelimizi sahneye sürdük. Yine bazı renklerle ilgili gelişmeler olabiliyor. İşte yağ yeşili veya işte siyah gibi müşterinin daha çok ilgisini çeken bazı grup ürünler dikkat çektiğinden dolayı onlara yönelik bir çalışmalar yapılıyor. Döşeme grubuna bu sene birazcık ağırlık verdik. Malum yurt dışından getirilen bazı rattan veya işte bahçe grubundaki ürünlerin ekonomik koşullardaki yükseltisinden dolayı kendi bünyemizde bunlarla ilgili bir üretimler başlattık. Ürün yelpazemizi zaten beraber dolaştığımız zaman göreceksiniz. Bunları kendi bünyemizde, kendi imalatımızla karşılayarak bunlar da yine sahnenin oyuncuları olarak piyasaya sunmuş olduk. Gelelim markalaşma yolunda ilerleyen bir firma ve sürekli kendini geliştiren ve yenileyen yenilikçi bir firmayız. Bu anlamda tabii ki markalaşmak da gerekiyordu ve doğal olarak da Tilya markası da oradan doğdu, öyle değil mi? Evet, aynen öyle. Firmamızın 3. jenerasyon dediğimiz grubundaki baba dededen sonraki torunun bulmuş olduğu bir isimdir bu. Yaklaşık 10-15 yıldan beri Tilya markası sahnede. Bizim firmamızın ana başlığı Savaş Plastik, yani Türkiye koşullarına ve dünyadaki birçok ülkede Savaş Plastik olarak bizi bilirler. İhracat ağımız da oldukça geniştir bu anlamda. Tilya markası yaklaşık olarak 10 yıldan beri oturmuş vaziyette ve birçok müşterimiz artık bizi Savaş Plastik olarak değil Tilya olarak algılamakta. Bu da bizim tabii hoşumuza gidiyor. Markanın oturduğunu görmüş oluyoruz bu şekilde. Böyle de devam edeceğiz inşallah. İnşallah tabii yeni ürün gruplarımızla birlikte, yeni modellerimizle, yeni tasarımlarımızla birlikte. Şimdi sadece sandalye yok, onun haricinde farklı ürünlerimiz de var. Biraz onlardan bahsedelim. Tabii ürünlerimiz arasında sandalye gruplarımız olduğu gibi bizler sandalyelerin olmazsa olmazları masa grupları da bizim tabii ki üretim portföyümüzde olan gruplardan. Bunlarla ilgili de çok çeşitli ürün gamlarımız var. Yani hem enjeksiyon rattanların üzerine kullanmış olduğumuz kompak, ireko ve cam olduğu gibi bunun yanı sıra komple kompaktan veya MDF lam tarzı gruplardan bunlardan da masalarımız var. Tabii yenilikler gördükçe, yurt dışı fuarları veya yurt dışı gezilerimizi yaptıkça, fikirler olgunlaştıkça daha yeni yeni oluşumlar da mutlaka olacaktır. Bununla kalmayacağız, daha yeni modeller de çıkacak tabii ki.